Peris Türk YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir menajer deneyeceğiz. Yine 4-3-1-2 taktiğinde ancak tam defans özelliği olan bir menajer. Rakibimizi bekliyoruz. Menajer de size sürpriz olmuş olsun. Bakalım bu menajeri birçok arkadaşımız önermişti. Ben de gerçekten birkaç maç yaptım. Özellikle defans konusunda bence Genesio'dan defans olarak daha iyi. Ama atak konusunda bir tık düşük kalıyor. Ama bununla da kendi özelliğinizde bu atak konusundaki eksiğinizi de kapatabiliyorsunuz. Maç içerisinde bunun detayını sizlerle paylaşacağım. Bir rakibimiz gelsin derken 967 derecelik biraz düşük bir rakip geldi. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Bayağı menüyü seçtik. Etkinlik maçı yapıyoruz. Şöyle menajeri göstereyim. Mana isminde bir menajer arkadaşlar. 740 yetkinlik puanı var. Diğer Genesio'dan farklı olarak tam defans özelliği var ve baskı yapma özelliği ölçülü. Tam defans ne demekti? Topu siz kaptırdığınız zaman bütün oyuncularınızın defansa koşacak şekilde kendini konumlandırması. Yani mümkün olunca önde baskı yapmayıp geriye koşması anlamına geliyor. Bu da rakipler verkaçla arkaya doğru top kaçırmak istediğinde, mesela tam defans gibi bir menajeriniz varsa verkaç yaptığınızda geriye düşen oyuncunuzun geriye doğru koşmasıyla bu verkaçları engellemenize yarar gibi bir avantajı var tam defansın. Ölçülü olmasında şöyle bir avantajı, aynı zamanda dezavantajı var. Eğer ki oyundan çok aynı anlamayan bir rakiple karşılaştıysanız, ayağında çok top tutuyorsa mesela, ölçülü varsa sizde bir şekilde ölçülü pas yolunu kapatmaktır. Pas yolunu kapatacağı için rakip kolaylıkla pas atabilir. Ama profesyonel bir rakibe karşı oynuyorsanız ölçülü oyun biçimi derken şöyle bir kaç yapıp gol atmaya çalışacaktım. Santradan offside'a kaldık. Bir yandan konuşup bir yandan oynamak gerçekten zor oluyor. Ölçülü arkadaşlar pas yolu kapattığı için dediğim gibi verkaçların pas atacağı yeri kapatmadan dolayı avantaj yapabilir. Diğer dezavantajı ne? Rakip çalım atmayı biliyorsa, sizin eğer ki oyun tarzınız ölçülüyse kolay çalım yersiniz. Bu da bir dezavantaj ama özellikle bu sıralar çok dikkat ediyorum. Verkaçlar ve gol atan rakipler derken topu kaptık şöyle Mbappe'nin önüne doğru bırakalım gelişine. Bir şut Mbappe ya Oliver Kahn çıkarttı. Özellikle verkaçlarla gol atan ya da verkaçlarla kanattan gol atan çok rakip var. Şöyle bir taktik deneyelim. Rumen'e gele bir fake shoot yapacağım. Geriye çekeceğim. Beckenbauer önüne bırakalım. Şimdi bir plasa denemesi. Yine Oliver Kahn. Kötü vurduk. David Beckham'ı aradık. Gözler David Beckham'ı aradı. Mbappe de girebilecek miyiz araya? Satçı golcü fırsatını kovalıyor. Orada sinsice daldık defansın içine. Dediğim gibi defans özelliği daha yüksek. Şöyle bir verkaç yapalım. Mbappe'ni bırakacağım derken Süle girdi. Müller'de kaldı. Tekrardan dönmeye çalışıyorum. Şöyle bir atak tazelemesi yapalım. Döneceğim. Müller bir şut deneyelim. Oliver Kahn. Ya işte Oliver Kahn gerçekten bug'lı arkadaşlar ya. Yemiyor abi. Yemiyor yani gerçekten. Oliver Kahn'a gol atmak zor. Şimdi şöyle bir taktik denemesi daha yapalım. Pavard'ı kendime doğru çektim. Bir fake şut yapalım. Geçecek mi geçmeli curve'dan. Şimdi bakın tam defans ne demek hemen göstermiş olayım. Bakın yukarıda herkes gördüğünüz gibi defansa doğru Allah Allah deyip koşuyor. Yani ofansif orta sahada, santraforda herkes defansa doğru koşuyor arkadaşlar. Gelebilecekleri maksimum pozisyona geliyorlar derken topu kaptık. Şöyle bir verkaç yapacak arkadaş arıyorum. Rummenigge indireceğim kafayla Mbappe'ye. Tekrar bir şut deneyelim. Dışarı vurdu ya. Ah be Mbappe. Ah be Mbappe. Kaçar mı pozisyonlar? Şöyle biraz ses açacağım. Oyunu biraz daha heyecanlandıralım. 2-3 tane pozisyon yapmış olduk. Bakın normalde tam defansta aslında ileride çok top kapamazsınız ama önde baskı olmadığı için ancak rakibin tabi oynama tarzını çözmemizden nedeniyle az çok da bu oyunu bilmemizden dolayı nereye pas atacağını biliyoruz ve aralara girmeye çalışıyoruz. Ölçülü göstermek istiyorum. Birazcık rakip pas yapabilse ölçülü oyun tarzını göstermek istiyorum derken aman vallahi gol yiyorduk offside. Ölçülü ne demek? Onu göstermek istiyorum. Biraz rakip pas yapabilse göreceksiniz. Rakibin ayağını hatır otur kaymak yerine mesela rakip benim oyuncularım rakibin önüne geçip topun pas atacağı yönü kapatmaya çalışacağını göreceksiniz. Şöyle bir hızlı kontra tak tak diye deneyelim. Şimdi hangisi koşacak arkaya koştu Mbappe'ye topu taşıyamadık. Ah be çok güzel kaçmıştı Mbappe aslında. Şöyle bir şut deneyelim. Yine Oliver Kahn mı çıkarttı yine abi ya? Yuh ya. Ya bunu nasıl çıkartır ya? Vallahi Oliver Kahn çıkartmış yani. Dışarı mı vurdu acaba dedim. Pavard bana doğru yaklaşmadı. Kararsız kaldı.
Şöyle arka direğe bir orta yapalım. Var mı koşan? Mbappe geride kaldı. Goretzka bir plase dinleyelim. Bu kere de defansa çarptı. Yani şanssızlıklar üst üste. Yani bir 6. şutun filan herhalde kaleye, tam bilmiyorum. Şimdi şöyle yine taktik deneyelim. Pavard. Şimdi bir Pavard'la orta yapacağım. Pavard, Mbappe. Yeter artık dedi. Mbappe affetmiyor ilk golümüzü. Dakikalar 35'i gösterirken bulmuş olduk. Göbek hattında şöyle Genesio ve benim kullandığım diğer arkadan farklı olarak göbek hattında bir defansif orta saha iki göbekmiş gibi değil de sanki üç göbek varmış gibi oynuyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha ileride bir menajer. Aman aman aman. Biraz daha ileride bir menajer. Yani defansif orta sahanız biraz daha önde duruyor. Göbeklerdeki oyuncular da biraz geride duruyor. Şöyle yapalım, bir plase deneyelim. Rummenigge ile yine Oliver Kahn. Müller tamamlar onu, Müller. Affedelim Müller de. Bu arada Oliver Kahn yine çıkarttı ya Rummenigge'nin şutunu. Ters plase yapıştırmıştık arka direğe, olmadı. Bakın dikkat ederseniz göbekteki 3 oyuncu birbirlerine çok yakın oynuyorlar. O yüzden Beckenbauer ve David Beckham'ı kullanıyorum biliyorsunuz göbekte ben. Onlar birbirlerine yakın olacak ama orta saha çizgisine olacaklar. İleri çok atak yaparlar mı? Bunları tabii ki Genesio kadar ileri atak desteği vermeyeceklerdi. Topu kazandık. Şöyle bir uzun top deneyelim. İlk yarı bitmeden geçerse tehlike yaratırız derken ilk yarı da bitirdik. Bakın 8 şutum var. Oliver Kahn'ın 5 kurtarışı var ya. Yuh. Bu kadar oluyor. Gerçekten bağlı kaleci. İnşallah e-futbol puanı dediğimiz, point dediğimiz yapıyla Oliver Kahn'ı verirler. Verirlerse oradan futbol puanımı harcayıp almak isterim açıkçası, ama parayla gelirse almayı düşünmüyorum. Bu arada bazı arkadaşlar sormuş, Matheus için top açılımı yapacakmışsın diye. Şöyle bir ver, kaç yapalım, arkaya geçerse tehlike yaratır. Süle girdi araya. Arkadaşlar Matheus için top açılışı yapmayacağım. Neden yapmayacağım söyleyeyim. Çünkü MyClub param kalmadı. Torres ve şey için biliyorsunuz Owen için çok fazla para harcadık. Eğer ki orada o kadar harcamasaydık, Müller'e gelir mi gelmedi. O kadar para harcamasaydık açıkçası top açılış yapardım. Yani ikisinden birisi gelsin, Müller şöyle çekip plaseyi bırakalım arka direğe. Ah be Müller. Yapma bunları. Yapma bunları Müller. Eğer ki işte 25. de 30. da falan Fernando Torres ya da Owen, her ikisinden bir tanesini bulsaydım. Şöyle yapalım. Şöyle bir değişik yapalım biz de. Lewandowski'yi koyalım. Werner'i koyalım. Şuraya da Gnabry'yi koyalım. Dediğim gibi herhangi bir tanesini bulabilseydik şöyle 25'te 30'da falan daha fazla top açılışı yapmayacaktım, ama ikisini de bulamadık. Yani 50'ye yakın, hatta 50'den fazla top açılışı yaptık biliyorsunuz. Ama bulamadık. Bütün MyClub paralarımızı harcadık. Para yatırıp da açıkçası Matheus'u almaya da değmez. Ama ben de Rummenigge, özellikle Rummenigge'yi söylüyorum arkadaşlar. Rummenigge olmasaydı açıkçası para harcayıp Rummenigge'yi bulmak isterdim. Bilginiz olsun. Zaten ben ilk Rummenigge'yi alırken oyuna MyClub parası satın almıştım. Bilginiz olsun. Eğer ki siz de bu oyunu oynamaya devam edecekseniz ve keyif almak istiyorsanız Rummenigge'nin santrafor hattında olmasını kesinlikle öneririm. Zaten bambaşka bir oyuncu. Benim maçlarımda görüyorsunuzdur. Şöyle araya girmeye çalışıyorum. Kimmich'le kazandık topu. Werner. Lewandowski'ye doğru tekrardan Werner'in önüne bırakacağım. Alaba girdi. Biraz acele ettik. Biraz acele ettik. Biraz bekleyip Werner Alaba'nın arkasına koştuğu anda atmamız lazım bu topu. Davis kazandı tekrardan. Bu arada Davis soranlar var. Davis'ten de memnunum arkadaşlar. Özellikle defansif özellikleri beni şaşırtıyor. Yani ben mesela defans konusunda zayıf kalır diye bekliyordum ama gerçekten çok iyi işler yapıyor. Orada Werner'den güzel bir koşu var. Lewandowski'nin önüne bırakıp bir pirişüt deneyelim. Lewandowski çok açı kapandı ya. Açı çok kapandı. Bizde kalır mı tekrardan? Gnabry'yle araya giremedim. Topu kazanmaya çalışıyorum. İkilim arkadaş, bakın Davis falan nasıl koşuyor geri. Aşağıya dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama maçı izlerken ben özellikle takip ediyorum. Boateng'in olduğu kanat, Davis'in olduğu kanat sürekli geriye koşuyorlar arkadaşlar. Ben topu kaptırdığım anda bunlar tamamen tam defansın avantajı. Yani benim bulunduğum yerde ikili markaja gelmiyorlar. Lewandowski gibi şut deneyelim derken Pavard girdi bir kez araya. Süreden kazanabilecek miyiz topu? Bu arada önde baskıyı da ben mümkün olunca yapıyorum. Yani oyun tarzı önde baskı olmasa da
Mümkün olduğunca önde baskıda topu çalmayı biliyorum. Çünkü bunun nedenlerinden bir tanesi ikili markaçı kullanıyorum. Şimdi Puyol çok yoruldu. Alırız o topu Werner. Haydi oğlum. Çektik. Presinizi bırakalım. Timo Werner. Yorulan Puyol'a karşı 99 hız, 99 hızlanma affetmiyor. Hatta şöyle rakipte durdurdu maçı. Yani bu saatten sonra değişiklik yapmaya gerek yok. Şeye bakalım mesela, yorulmayı göstereyim size. Bakın Puyol bitmiş, Kroft bitmiş. Yani burada oyuncu değişikliğine gitmek lazım. Puyol'un en büyük dezavantajı da bu arkadaşlar. Çabuk yoruluyor. O yüzden ikinci yarıda eğer ki hızlı bir santrafor alıyorsa rakip, arkaya toplarda büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Aklınızda olsun. Ben Puyol'u oynatırsam sağ bekte oynatıyorum. Tamamen nedeni bu yorulmasından kaynaklı. Konuşurken pas atmayı unuttuk. Davis bakın yine girdi araya. Alphonso Davis, şöyle yapalım. Werner'e doğru bir uzun top daha deneyelim. Puyol'un arkasına yoruldu dedik ama kafası yorulmadı, o kadar da değil. Araya girmeye çalışıyoruz. Tekrardan top çıktı mı? Çıkmadı. 3-0'ın artık verdi rahatlıkla beraber. Araya girmeye çalışıyorum. Süreyle kazandık. Beckenbauer illere oynayacağım derken maç da burada bitmiş oldu arkadaşlar. Yine bir menajer denedik sizlerle beraber. Özellikle tam defans özelliği olması, topu kaptığınız anda oyuncularınızın geriye koşması bir avantaj açıkçası. Özellikle Berkaç yapan rakiplere karşı bir avantaj. Ancak önde baskı yapamadığımız için ileride top kazanıp daha fazla gol atamıyoruz. Bu da yani az gol yiyip az gol atmak anlamına geliyor kısmen. Ölçülü olması demek de, bakın şu hatta top kazan bölgelerine bakın. Ben mümkün olunca hep ileride top kazanmışım. Bu benle alakalı. İleride göbek oyuncularımın defansif özelliklerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bir de hücum bölgesine bakalım. Genelde ortadan atak yapmışız. Ölçülü olması da dediğim gibi ayağa kayma ve rakibi düşürmek yerine pas yönünü kapatıyor arkadaşlar. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese hilesiz nice güzel oyunlar.